Bir Fikrim Mi Var Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Fuat Sami. Son 12 yıldır girişimcilikle ilgili içerikler yapmaya çalışıyorum sizler için. Ve bu video aslında en önemli konulardan birini sizlere açacağız. O da nedir? Yüz binlerce liralık devlet teşvikleri var. Ve bunlar çoğu zaman iyi bir şekilde girişimciler tarafından faydalanamıyor. Bu alanda gerçekten çok uzman bir firma, WRM firmasının sahibi Ramazan Bey ile beraber tek tek teşvikleri açıyoruz. Bugünün konusu KOSGEB. KOSGEB'in son 10 yıldır büyük bir atılım içerisinde yüz binlerce liralık teşvik paketleri var. Ama çoğu zaman girişimciler ya bana hayatta çıkmaz bu teşvikler, çıksa da zaten ödenmez gibi bir serzeniş içerisindeler. Öncelikle doğru mu bu? Şimdi şöyle aslına bakarsanız kısmi olarak şöyle bir haklı yanları var girişimcilerin. KOSGEB dediğimizde KOSGEB teşviklerine başvuru süreçleri kolay değil. Evraksal iş yükü var. Bu evraksal iş yükü çoğu zaman girişimcilerin ya da startup boyutundaki firmalar için korkutucu olabiliyor. Ya da işte çevresinden duyduğu olumsuz hikayelerden dolayı oluşan bir ön yargı var. Ama bütün bu ön yargıları bir kenara bırakmak lazım. KOSGEB'in varlık sebebi KOBİ boyutundaki firmalara destek olmak. KOSGEB'in varlık sebebi bu. Dolayısıyla burada girişimcilerin KOBİ boyutundaki firmaların mutlaka ama mutlaka KOSGEB ile iletişim halinde olmaları lazım. KOSGEB desteklerinden yararlanması lazım. Ben buradan bütün girişimcilerimize, KOBİ boyutunda firması olan işletmecilerimize mutlaka KOSGEB üyeliklerini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyorum. İlk etapta bir bunu yapmaları lazım. Veya aslında bildiğim kadarıyla siz de bu hizmeti veriyorsunuz. Evet. Sizle çalıştıkları takdirde zaten... Biz zaten yapıyoruz. Hem o süreci yürütüyoruz, KOSGEB kayıtlarını yapıyoruz, yıllık beyannameler var, KOBİ bilgi formları var, bunların güncellenmesi lazım. Bu güncellemeleri yapıyoruz, hem de KOSGEB'de aslına bakarsak bir taraftan da giriş yapmış olalım konuya. KOSGEB'de iki temel destek kalemi var. Şimdi güzel kısımlara geliyoruz tabii. Bir tanesi yıl içerisinde sürekli devam eden artık KOSGEB'in gelenekselleşmiş destek var. Bir de KOSGEB'de dönemsel olarak açılan teklif çağrıları şeklinde çalışan teşvikler var. Dolayısıyla burada özellikle o dönemsel olarak açılan ve teklif çağrısı şeklinde yürüyen teşvikleri kaçırmamak lazım. Çünkü bu teşvikler ilan ediliyor. Deniyor ki işte şu tarihte başvurular başlayacak, bu tarihte kapanacak. Çoğu zaman firmalarımız KOSGEB'le iletişimi olmayan ya da KOSGEB'i bilmeyen firmalarımız bunlardan haberdar olamıyor. Bu teşvikleri kaçırabiliyor. Dolayısıyla burada bizim firmalara en önemli katkılarımızdan birisi de şu. Biz çalıştığımız firmalara düzenli olarak bültenler yayınlıyoruz. O firmayı ilgilendiren ister istihdam teşviği olsun, ister KOSGEB teşviği olsun ya da başka bir bakanlığın teşviği, mutlaka firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki bakın böyle yeni bir teşvik çıktı. Bu size uygun. Bundan yararlanabilirsiniz. Dikkatlerini peki, çekiyoruz. Peki o zaman şimdi bizi izleyenlerin de dikkatini çekelim. Şu anda KOSGEB'de neler var? Şu anda mesela teşvik olarak yeni açılan çok güzel bir program var KOSGEB'in. Yurt dışı pazarlara açılmak isteyen firmalara yönelik yurt dışı pazar destek programı var. Bu program yeni açıklandı. Biliyorsunuz Bakan Bey bu programı işte bir ay kadar oldu. Bir ay önce İhracatçılar Meclisi'ndeki bir konuşmasında ilan etti. Bu programda yeni pazarlara açılmak isteyen KOBİ düzeyindeki firmalara 210 bin TL hibe, 90 bin TL faizsiz kredi veriliyor. Ama bu destekten yararlanabilmemiz için bir iş planı oluşturmamız gerekiyor. Bu iş planının içerisinde yurt dışına açılma sürecinde atacağımız bütün adımları planlamamız lazım. Çalıştıracağımız personellerden, yapacağımız reklam tanıtım yani faaliyetlerine kadar. Yani ihracat yapan bir firma olmamıza gerek, gerek yok değil mi? Evet, kimler gerek başvurabilir yok. Bu KOSGEB hibesine? KOBİ boyutunda olan ve KOSGEB desteklerinden yararlanmaya uygun bütün firmalar yararlanabilir. Bu arada KOBİ'nin de tanımını yapmak lazım. Belki akıllarımıza soru işareti olarak takılır. 50 milyon TL cironun altında olan ve 250 çalışanın altında olan firmalar KOBİ olarak kabul ediliyor KOSGEB tarafından. Yani firma olarak çalışan yani sayımız... Yani aslında birçok firma baktığınız tabii zaman. Tabii Türkiye'de baktığınız zaman işletmelerimizin %90'ı zaten KOBİ boyutunda. %10'luk bir kesim KOBİ boyutunun üzerindedir. Dolayısıyla KOSGEB teşvikleri aslında herkesi ilgilendiriyor. Bu 300 bin TL'lik
teşvik programı şu anda açık. Bu programa başvuru yapılabilir. Bu 210 bin TL'lik hibe alınabilir. Üstelik bu hibe programının içerisinde çok farklı kalemler var desteklenen. Mesela personel desteği var. %100 geri ödemesiz şekilde destekleniyor. %100 destekleniyor personeller. Durun bir dakika, bu çok ilginç. 210 binin ne kadarı bu? 100 bin TL'si. 100 bin TL'ye kaç personel? 4 personele kadar alabiliyoruz. %100'ünü ödüyor. %100'ünü ödüyor. Yani %100'ü destek kapsamında ve geri ödemesiz şekilde. Yani ben yurt dışına açılmak istiyorum. Hı hı. 4 tane personel işe aldım. Ve bu 4 personelin maaşı %100'ünü evet, devlet ödüyor. 100 bin TL'ye kadar. Siz ödüyorsunuz galiba çalışanlara, dekontları toplayıp aynen kaç öyle ayda bir Şöyle burada şimdi bu program şöyle çalışıyor. Biraz önce dediğim gibi COSGAP'te iki tür program var. Biri sürekli devam eden programlar, bir de dönemsel olarak açılan. Bu dönemsel açılan programların kendi iç yönergeleri oluyor, kendi iç düzenlemeleri oluyor. Burada bu program şu şekilde işliyor. Siz öncelikle bir iş planı hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle bir firmayım, bu ürünü üretiyorum ve şu pazara girmek istiyorum. 6 aylık, 8 aylık, 12 aylık, 24 aya kadar bu planı oluşturabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, 12 aylık bir plan çiziyorsunuz. Bu planı sunuyorsunuz COSGAP'e, COSGAP'ten onay alıyorsunuz o bütçeyle ilgili, o planla ilgili. Akabinde onaydan sonra o süreç işliyor. Yani o süreçte siz bu masrafları yapıyorsunuz, bu ödemeleri gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında da ödeme evraklarınızla beraber COSGAP'e başvuruyorsunuz. COSGAP size ödemelerinizi yapıyor. Sistem o şekilde işliyor. Ne kadar sürüyor yani bir ödemenin çıkması? COSGAP'e şöyle söyleyeyim, ortalama olarak COSGAP'e bir destek başvurusunda bulunduğumuzda iyi bir şekilde süreci de takip edersek bir ay gibi bir sürede COSGAP ödemeleri yapıyor. Hani hep etrafımızdan duyduğumuz aylarca işte ödeme alamıyoruz vesaire, bunların çok çeşitli sebepleri var. Bir tanesi, başvuru doğru yapılmazsa o başvuruyla alakalı süreç uzar. İkincisi, başvuru doğru takip edilmezse yine süreç uzar. Ama COSGAP'te ortalama bir aylık bir süre zarfında ödemeler alınabiliyor. Şu anda da öyle, yani hala öyle devam ediyor. Bir de tabii sizin gibi profesyonel firmalarla çalıştığı zaman girişimciler bu evrak tabii işleriyle uğraşmalarına aynen çok öyle gerek kalmıyor. Siz aynen onları yönlendiriyorsunuz. Hangi evrağı imzalayacak? Kesinlikle. Hangi aynen evrak hangi gün iletilecek? Tabii. Bir dönem biz kendimiz COSGAP teşvikleri alıyorduk. Hatta o normal, birazdan aslında evet anlatacağımız COSGAP'in 12 devam ay eden teşvikleri hep var. Açık aynen olan standart bir teşvik aynen paketi var. Şimdi birazdan ondan da bahsederiz. Her firmaya açık. Aynen değil öyle mi? Limited aynen ve AŞ olan ve 250 çalışan altında her firmaya açık bir aynen paket öyle bu. Aynen. O dönem biz aldığımız zaman, ben kendimden biliyorum, bir personelimiz sırf o teşviği işte çıkartabilmek, hı-hı, için kaç defa COSGAP'e gitti, tabii, geldi. Tabii, çok zorlu süreçler. Evrak eksikti, aynen şeydi. Aynen. Ama sizle o dönem tanışmış olsaydık aslında süreç gayet hızlı ve temiz bir şekilde işlemiş olurdu. Aslında o teşvikten bahsedelim. O teşviğin adı nedir? COSGAP'in 12 ay boyunca hep şöyle, açık oldu. Aslında şuna da girmek lazım. Mesela bizim bir taraftan, bizi izleyen kitlenin bir kısmı da startup ya da yeni girişimciler. Özellikle tabii. Sizi takip edenler. Mesela COSGAP'in girişimci destek programı var. Hep bilinen bir destek programı. Bu yıllardır devam ediyor. Şu anda COSGAP'in girişimci destek programıyla kendi işini kurmak isteyen firmalara 370 bin TL'ye kadar COSGAP destek veriyor. Klasik işletmelerle ilgili 60 bin TL'ye kadar destek alabiliyoruz. İşte orta ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösterecek firmalar için 300 bin TL ekstra, totalde 360 bin TL, 10 bin TL'de ekstra bir danışmanlık desteği var. Totalde dolayısıyla 370 bin TL'ye kadar destek alınabiliyor. Bu desteklerden yararlanabilmemiz için COSGAP eğitimi almamız yeterli. COSGAP'in eğitim programları oluyor biliyorsunuz. Bu eğitim programlarına katıldığınız zaman ve akabinde işletmenizi kurduğunuzda... Sanırım eskiden böyle her hafta, yani bir hafta boyunca bir eğitime gitmeniz lazım. Sanırım onu online'a çekmişler. Şu anda online, evet. Şu yani anda gidiyorsunuz online. Aslında artık o zaman aslında başa saralım. Fiziksel siz olarak bir gitmenize gerek yok yani tabii şu tabii anda. Tabii tabii, yani siz bir girişimci siz girişimci, hı-hı, olmak istiyorsunuz. Fikriniz var. Evet. Şirketiniz yok. Aynen. O zaman ilk yapmanız gereken, bu videoyu izledikten sonra mutlaka COSGAP'in online eğitimini tıklayıp onu tamamlayıp
bir sertifika alıyorsunuz. Aynen öyle. Bu arada bu ücretsiz. Ondan sonra da şirketinizin kurma işlemlerini aslında kendiniz de yürütebilirsiniz veya bir danışmanlık firmasından destek de alabilirsiniz. Yani iki yoldan aynen, da ilerler. Doğru. Peki bu saydığınız 370 bin liralık teşvik alt kalemleri nelerdir? Girişimcilik teşviğinin. İlk kez firmamızı kurduğumuzda firmamızın kuruluşuyla beraber bize 10 bin TL zaten ödüyorlar direkt. Burada kurduğumuz firma şahıs firmasıysa 5000 TL ödeme alıyoruz. Limited ya da anonim şirketse 10.000 TL. Bir nevi kuruluş masrafları aslında. Aynen. Kuruluş masrafları cepte. Aynen. Kuruluş masrafları için 10.000 TL alabiliyoruz. Akabinde bir yılı doldurduğumuzda o bir yılda minimum bir personel istihdam edersek, yani adam gün sayısı anlamında, o bir yılın sonunda 20.000 TL ekstra bir destek daha alıyoruz. Yani işletmemiz ayakta kaldı, devam ettirdik, yıl sonunu gördük bu diye. Bonus gibi aslında. Tabii aynen. 20.000 TL daha alabiliyoruz. İkinci yılı doldurduğumuzda bir 20.000 TL daha alabiliyoruz. Bunun dışında geri kalan 300.000 TL'lik total rakam ise alacağımız makine ekipmanlarla ilgili, teçhizatlarla ilgili bize sağlanan bir destek. Bu destekten yararlanabilmek için de COSGAP onayıyla, bu da bir iş planı sunularak gerçekleştiriliyor. Biz diyoruz ki, örnek veriyorum, biz bir işte cam işleme atölyesi kuracağız ya da bir ahşap işleme atölyesi kuracağız. Bize şu makineler lazım, şu teçhizat lazım. Bunları projelendiriyoruz, onay alıyoruz. Akabinde onay aldıktan sonra o malzemeleri biz satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra da COSGAP'ten onun teşviğini kullanabiliyoruz. Bu arada bu kullanılan teşvik faizsiz kredi şeklinde kullandırılıyor. Burada kredinin faiz kısmı COSGAP tarafından karşılanıyor. Ana para kısmı bizim tarafımızdan karşılanıyor. O zaman aslında teknik olarak ve geri ödemesiz galiba, değil mi? Şöyle, şimdi hibe kısmı geri ödemesiz ama faizsiz kredi kısmı geri ödemeli. Ama geri ödemeli kısımda da zaten 30 ay bir geri ödemesiz süre var. İşte ve sıfır faiz. Yani bugünün şartlarında bedava gibi bir rakam. Yani o parayı almak bugün bedava bir bonus, bir para bulmaktan farkı yok. O yüzden bu destekten mutlaka yararlanması lazım yeni iş kuracak olan firmaların. Bununla da bitmiyor. Biraz önce giriş yaptığımız COSGAP'in devam eden teşvikleri var. Evet, çünkü mesela şimdi bunu izleyen birçok girişimci şirketini de kurmuş. Tabii, aynen. Ah vah diye. Aynen, nelerden yararlanabiliriz? Kaçıramadım diyor ama yok, size de bir şey var. Hali hazırda şirketi olanlar için daha temel bir teşvik paketi var. O nedir? Bu da işletmelere yönelik çeşitli başlıklar altında kaç yıldır devam eden bir program. İşletme gelişim destek programı. Bu programda, örnek veriyorum, siz yeni bir personel almak istiyorsunuz. Başlıklardan biri bu. Nitelikli personel desteği. Yeni alacağınız personeller için, iki personel için aynı anda bunu kullanabiliyorsunuz. Net maaşının %60'ını COSGAP karşılıyor. Üstelik yeni aldığınız personel bayansa, 29 yaş altıysa, bu tarz ekstra durumlar söz konusuysa, o zaman %80'ini COSGAP karşılıyor. Düşünün, bir bayan personel alacaksınız işletmenize, 10.000 TL maaş vereceksiniz, 8.000 TL'si COSGAP tarafından karşılanabiliyor. Ne kadar peki burada üst? 50.000 TL. 50.000 TL üst limite kadar karşılanabiliyor. Yani şu anda bizi dinleyen şirket sahibi, girişimcilerimiz varsa şu anda aslında kenarda COSGAP'te sizin için bir 50.000 lira duruyor. Evet. Yeni bir personel alacağınız zaman direkt o personeli buradan kesinlikle faydalandırabilirsiniz. Aynen öyle. Şu anda insan kaynakları departmanları, hani planlama yaparken bunları genellikle göz önünde bulundurmuyor. Ama insan kaynakları departmanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Bir defa yeni bir personel alacaksanız işletmenize, daha önceki videolarda bahsetmiştik. İşkur destekleri var, istihdam destekleri. Şimdi bahsettiğimiz nitelikli personel desteği var. Yine daha önceki videolarda bahsettiğimiz Ticaret Bakanlığı'nın personel yazılımcı maaş destekleri var. Bunların bilinmesi lazım insan kaynakları departmanları tarafından. Bazen şöyle durumlar olabiliyor. İki personel arasında kaldığında bu teşviklere uyan personeli tercih etmesi daha akıllıca olur. Zaten istihdam edecekseniz teşvikli olarak istihdam et. Ya da iki personel arasında birini tercih edecekseniz
teşviğe uygun olan personeli tercih et. Dolayısıyla bu bir firmanın aslında bilinçli olarak, bir politika olarak teşvikler konusunun üzerine eğilmeli ve bunu takip etmeli. Bu konuda da gerçekten profesyonel olarak hem bir destek almalı hem de kendi bünyesinde bunu içselleştirmeli. Aslında ben son dönemde tabii benim de şöyle oldu. Biliyorsunuz bir fikrim var yüzünden birçok girişimciyle beraber çalışıyoruz. Hatta melek yatırımcıları olduk. Melek yatırımcılar buluyoruz. Ama bu teşvik dünyasını ben keşfedeli aslında bu alanda Ramazan Bey'in dediği gibi resmen nasıl bir şirketin PR ajansı var, nasıl bir şirketin mali müşaviri var, hukuk danışmanı var. Hukuk danışmanı var, sosyal medya ajansı var, dijital ajansım var, YouTube ajansı var. Aslında bizim taraftan da Ramazan Beyler bir nevi teşvik ajansı gibi çalışıyorlar. Aynen, doğru. Sizin için aynı anda hem COSGAP'ten bazı personeliniz faydalanabilir. Hem İşkur'dan. Bundan önce her birine özel videolar yaptık. Bir genel video yaptık. Bir de sizler için böyle bir teşvik serisi yapıyoruz. Hepsine tek tek bakabilirsiniz. Çünkü aynı anda aslında aynı personel için değil. Ama farklı personeller için bunların hepsi farklı dönemlerde kullandırılabiliyor. Ve mutlaka bu konuda eğer destek almak istiyorsanız da Ramazan Bey'in detaylarını aşağıda sizler için bıraktım. Aslında yani bayağı kompakt, yüz binlerce liralık farklı teşvik alanları COSGAP dünyasında bu güzel videoda özetlemeye çalıştık. Umarım beğendiniz. Bizim kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Her hafta bu ve bunun gibi birçok içerik sizlerle beraber oluyor. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi girişimler.